Evet arkadaşlar, yine güzel bir videoyla bugün karşınızdayız. Bugün Enes Batur'un sevgili yeğenimin Dolunay şarkısının tepkisini yapacağız. Yani tepkinin öbür adı eleştiri. Evet. Yani nasıl yapmış, nerelerde hatalar yapmış. Şimdi daha önceden ben bu şarkıyı defalarca dinledim ama şimdi eleştiri niyetinde hiç bakmadım. Ama şimdi eleştiri açısından bakacağız. Yanımda Gül yengeniz ve Orçu Sungur Tekin, büyük YouTuber. Şimdi burada Enes'in amcası olarak değil de tarafsız biri olarak yorum yapacağız. Yabancı bir gözle. Yabancı bir gözden bakacağız. Aa, bir sürü şey görüyorum daha. Evet. Evet, biliyoruz şarkı yaklaşık bir ay oldu. Diyeceksiniz ki amca niye bu zamana bıraktın? Ben baktım tepki yapanlara, dinleyenlere, biz dedik yine geç olsun güç olmasın. Bana göre şimdiye kadar yaptığı şarkıların en güzeli bu. Aynen. Evet. Bu. Emek var. Emek var yani arkadaşlar. Emek verilmiş. İnşallah biz de bir gün zamanı gelince biz de bir çıkartırız. Ne çıkartacaksın? Şarkı. Hayır, ne tarz bir şarkı yani? Rap mi? Üzerine yarım ay. Ondan sonra arabesk mi? Arabesk olabilir. Üzerine yarım ay diye bir şarkı çıkartacaksın. Evet, şimdi şarkımıza geçelim. Herkes tarafsız bir şekilde yorum yapacağız. Başla oğlum. Başlıyoruz baba. Dur dediğim zaman dur. Savaş bitmiş. Evet, dolunay. Susar, herkes sus. Ne oldu? Yakaladım yani. Neyi? Şimdi ben direkt şarkıya odaklanmadan arkadaşlar. Şimdi klip çekebilirsiniz, film yapabilirsiniz, ormanda gezebilirsiniz ama bak şu an orada bir ateş yanıyor yani. Alıntılar işte. Ama bak, yangın çıkabilir yani. Böyle. Ne alaka baba ya? Enes'cim yani tehlikeli bu şekilde eğer öyle tehlikeli bırak... Tehlikeli işler yapıyoruz. Evet, böyle bırakıp gittiyseniz orman yanar. Benim bildiğim savaş bittikten sonra kim kazandıysa gelir. Orayı temizler derler. Ölülerini alırlar. Şeylerde yangına söndürü giderler. Ondan sonra şarkının başında... Birinci hata. Şey diyor yani, birinci hata o. İkincisi... Ben hala şarkının başını anlayamadım. Herkes susar mı diyor, susazma, su içme şeyinde, yoksa susar mı? İyi misin Zemir? Sen aldığı şeyin çok farklı çalışıyor. Siz ne anladınız? Susar insanlar susuyor, konuşmamak, susmak. Ha, susar, ben de konuşma anlamında mı diyor susar? Evet, konuşma anlamında. Ben de susuyor anlıyorum. Dur be! Susar, her yer kural. Yıkın duvarları, uğra, yanıma uğra, bir yazı tura, bükelim tüm kolları, koy yeni bir kalp olabileceğim. Oğlum şarkı dinlemeye gelme. Evet, 10 saniye olmadan dur. Oğlum 10 saniye şeylere bakıyoruz ya. Babamın eleştirmen olduğunu daha yeni şey yaptım. Ne diyeceğim ana zaten, diyeceğimi de unuttum. Diyeceğini unuttum abi. Evet, şimdi burada gördüğümüz kadarıyla Enes ölmüştü, kalktı mı? Hayır, yaralanmış galiba. Ondan sonra, yaralandıktan sonra kalktı. Şimdi kalktı, orada... Hayır ya, öldü, ölmüş, ondan sonra kalkıyor, hayali sevdiği kıza gidiyor falan. Ya hadi... Evet, ben pardon, özür dilerim. Biz klibi karıştırdık ben. Yuh be! Bence sen hiç eleştirme, yoruluna yapma. Enes şimdi savaştan çıktı. Ölmüş. Yani ruhu çıktı gibi bir şey yani. Sevdiğini görüyor şimdi. Şimdi Enes savaşta. Düştü yerden kalktı, gözünü açtı. Su mu abi? Ben sana hiçbir şey demiyorum Murat. Sen klipten anlaman ne böyle? Sen bence hiç eleştirme yani. Niye? Ben sana anlatayım, öyle yorum yap. Orada ölüyor, ruhu kalkıyor, sevdiği kıza gidiyor. İşte yapmadık, neyse. Evet. Devam ediyoruz. Her taraf yanıyor ya. Orman yanıyor. Yaralanmış. Kılıcı aldı. Dur. Burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Enes küçükken tahtadan kılıç yapardım bir tane. Ne? Hayır, Enes'e o stilleri şeyler ben öğrettim yani. Ben niye hiç hatırlamıyorum? Hatta sen yapamıyorum. Sen bunları yapamıyorsun ki. Tahtadan kılıç karşılıklı. Tabii o zamanlar ben kaç yaşında? 18 diyecekler.
burada hep patlamadı. Bir de o zamanlar ben böyle tığ gibi delikanlıyım böyle. Hiç taşı sıksam suyunu, kılıcı da çok iyi kullanır. Bizim bir soyumuz Battal Gazi'ye dayanır. Enes'i görmüşler. Neyse tahtadan kılıç falan yapardık. Enes'e birkaç site falan gösterdim. Hatta amcacığım dedi böyle. amcacığım dedi. Ben dedi bunları niye öğretiyorsun dedim. Ben dedim ki Enes, o gün geldiği zaman ben sana bunu niye öğrettim anlayacaksın. Ben o gün bugün. Bugün geldi. Doğrudan çivi çıkartacaksın dedim ama. Bütün stilleri, kılıç stillerini ben öğrettim. Bak, devam et. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Koştum firara, beni ölmezsem yine ara. Kara kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Kızgın günlerin üstüne düşünün olmayı. Durdur. Bir dakika. Allah'tan Enes kılıcı kılıfına koyamadı. Kılıfına koyarken kılıç boşa çıkınca arkadan gelen adama diye şey yaptı. Evet, devam ediyoruz. Babam diyeceğini unuttu. Asla diyecek çok şey var ya. Neyse ama şey falan güzel. Neyse en sonunda konuşuruz onda. Evet, devam edelim. Devam edelim. Kılıç kaldı. Şu keman sesi çok güzel. Dende. Orada bir şey dikkat ettiniz mi? Yok, ne? At bakıyordu böyle boş. Yani bundan ne diyeceğim diye merak ediyorum. Aynen, ben de merak ediyorum. Evet, baba bir şey, her şeyden bir şey çıkartıyor. Aynen, baba. Dur bakayım ne. Dur ya bir şey oğlum, dört şey yapıyor. Orada bir şey dikkat ettiniz mi? Ne baba? Hatta kamerada ata yaklaştı. At bakıyor burada neler olmuş yani. Ne oluyor gibisine. Arkadaş setlere bakıyor baba. Veya at şey mi diyor yani, atın düşüncesi. Ya bir an önce gitsek de samanımın suyumu falan. Şu kulüp bitse de bir an önce. Orada Enes'le göz göze geldi. Enes yeter gidelim. Akşam oldu, zamanımı suyumu yiyeceğim. Ben bilmiyorum, bu bana nacizane benim görüşüm yani. Devam eder, eleştiri değil mi kardeşim yani? Evet. Devam. Bak, tamam diyor, gidin gel de ver. Susar, herkes susar, her yer kurar. Hava aydınlandı, kırıldın mı? Zorlama düşerim, şeytan duymasın dinlediğimi. Burada herkes karın kasının sahte olduğunu söyledi. Evet, burada Enes gerçekten burada dublör kullandı. Ya ama yalan söylemiyor. Hayır ki. Gerçek kası ama. Bir amcası olarak ben gerçeği söylüyorum. Oradaki karın kası benim kasım. Ya baba ya. Hayır, böyle gözüktüğüne bakma. Şu an açmak istemiyorum. Ama çok like gelirse açacak, göstereceğim. Aynen. Aynı kası bende de var. Şeyde, gerlerde var galiba. Biraz yağlanmış olabilir. Ama Enes'in oradaki dublörü benim. Bütün soru işaretleri buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Oradaki dublör benim. Enes orada dublör kullandı. Eleştirin diye şey yok. Devam. Devam. Kaza geldi. Hadi. Bak buraya savaşa gideceğim diyor. Burada şu an ölüm ama. Ne alamaz oğlum? Gözün dolmuş. Hayır. Evet. Şimdi kapıdan kız gelirken dikkat edersen kazana baktı. Orada kazan kaynıyor. Bu ne var ya, ben kazanı görmedim. Hayır, ben de görmedim. Orada baba. Hayır, orada böyle bir seyredenler zaten görüyor. Orada bir kazan var. Orada Enes diyor ki ne yemek yaptı acaba? O yemeğe mi geliyor yani? Sevgilisi mi, eşi mi artık? Ne yemek yaptı? Ama bir kazan yemek de belki misafirleri gelecekti. Enes gözü bir ara oraya gitti. Devam edelim.
Dur. Aha. Evet, şimdi belki çok durduru diye kızıyorsunuz. Ben burada büyük 50 yaşında bir insanım. Eleştirmen olarak durdurmam lazım yani şimdi. Kaç tane klip eleştirdin Murat? Şarkıyı böldüğüm için kusura bakmayın ama burada eleştiri için buradayız. Tepki biliyorsun. Kız, bence kız kör olmuş. Enes'i görmedi. Enes'i görmedi. Ya da araları bozuk. Direkt Malatya'ya gitti. Neyse yani, senin görüşün bu. Tamam. Enes baba, hayır, ölmüş orada. Kim? Enes. Yapma ya. Enes abi. Enes iyi bir çocuk ya. Gerçekten öldü. Kazana gidiyor bak. Geneye bakıyor. Hayır ya. Ben kazanı da ayrı ya. Kazana da bak. Yemek için. Yeni gidiyor. Hayır, buralarda işte şey sahneler, ara. Yeriye mi? Hayır baba, ara sahneler. Hala savaşıyorlar, o yere yemeğe gelmiş. Murat, sen Allah aşkına kaç kere izledin bu klibi? Evet, burada işte öldüğünü söylüyor kızı. Aynen, şu anda ölmüş evet. Yani. Şimdi o konuşabilirsin, şimdi senin zaman. Hayır, ben bir şey merak ediyorum. Sen bu klipten anlattın ne? Önce bana onu söyle. Ben şimdi gerçeği söyleyeyim. Ha. Şaka bir yana, gerçekten klip çok güzel olmuş. Evet. Sadece burada Enes yeğenim diye değil, gerçekten klip güzel olmuş. Ne kadar da ben güzel olmuş desem de benim sesime biraz yaklaşmış. Tonlar aynı yani. Tonları biraz benziyor ama benim sesim daha güzel çünkü. Biz de klip çıkardık. Biz de dinleyebilirsiniz ama gerçekten emek var, bir uğraş var. Önem verilmiş yani klibe. Evet. Bir de zaten Enes defalarca story'de, videoda da söyledi. Ben şarkıcı değilim diyor yani. Şarkıcı olan bir adama eleştirirsin. Yine de orta derece yani. Yani yok, ben beğendim yani. Güzel, dinlenir mi dinlenir yani. Bir yere gittiğinde dinlenir. Ben dinliyorum baba. Arabada giderken dinlenir, evde dinlenebilir. Rahatsız edici bir ses değil. Ben şey gökaredim, rahatsız edici bir ses değil. Oğlum yani. Ben dinliyorum ama listemde var. Mesela klipte, klipte eleştirdiğimiz yerler doğru. Ormanı öyle yakarak bırakmayın. Savaştan sonra söndürmeler lazım. Yani orada... Buna mı utanıyorlar? Biz sana şeyi gitsin. Orada Enes... Kalktıktan sonra, savaştan sonra sondurur yani işin kazanmaya hortum var. En güzel tarafı kaslardı. Kocaman ayı. Bak Gül bildiği için. Evet. Bak şu an bile kas. Hatta bak, şeyleri belli yerleri. Baklava mı diyorlar, kadayıf mı diyorlar yani. Şurada baklavalar var. Yani. Kol böreği. Yani oradaki dublör bendim arkadaşlar. Ona göre. Enes'den sorabilirsiniz. Videonun, klibin başından sonuna kadar biz beğendik. Aynen. Eleştiri yaptık. Ailemin tepkisi senin de yani. Ben beğendim. Sadece benim tek takıldığım nokta Murat'ın klibi çok fazla anlayamaması. Ben de beğendim. Bak internette şey diyor, herkes işte çok efekt sesine şey yapılmış diyorlar. Ama yine de güzel yani sesi. İnternette herkes şey diyor, sesiyle çok oynanmış diyor. Ama öyle değil yani. Ama bir stüdyoda girdiği zaman sesi daha da güzel olursa olsun ufak tefek oynarlar yani oynama dediğim yani güzelleşti bir yerde kısalar açarlar çünkü bu bütün sanatçılar evet. CD'sini dinliyorsunuz siz adam bunu elde mikrofon almışlar direkt mi söylemiş yok hepsi stüdyoda yapıyor. Yani teknoloji yani bakıyor kullanıyor yani. Onu eleştirmeye gerek yok. Çok saçma. Hangi yapmamı istediğiniz videolar varsa hoşunuza gider benden görmek istediğiniz şeyleri onları yazabilirsiniz. Ben de ondan dikkat alarak biraz daha o tür videolara ağırlık vereceğim. Çünkü bazen ilk defa böyle bir tepki videosu yani klip tepki videoları çekiyor. Dışarıda da çektik ama sizin görüşleriniz daima. Çünkü ben size her zaman size değer veriyorum. Sizi de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.